Boyası İnşaat Akbük Gayrimenkul'den tekrardan merhabalar arkadaşlar, sevgiler, saygılar. Güzel bir pazar günü diliyorum. Evet, siz evlerinizde keyif yaparken ben de sizler için böyle güzel evler çekmeye geldim. Bugünkü alanımız Akyeniköy, Seyrantepe, Yeşiltepe oralarda arkadaşlar. Dediğim gibi biraz önce bir çekim yaptık. Bu ikinci evim gene İngiliz'den arkadaşlar. Muazzam bir ev. O kadar güzel bir ev ki anlatamam. Hayalimdeki evi resmen buraya böyle kondurmuşlar. İnşallah bir gün bizlere de sizlere de nasip olur. Gerçekten ben eve bittim. Böyle İngilizler arkadaşlar countryside denilen evlere bayılıyorlar. Countryside yani köy kasaba evleri. Burası da Akbük'e 15 dakika mesafede, Altınkum, Didim'e 15 dakika mesafede. Hemen otobana arkadaşlar 2 dakika mesafedeyiz. Drone görüntülerinde göreceksiniz. Muazzam bir ev. 612 metrekare arsa içinde 4 artı 1. Ve full eşyalı olarak geliyor. Hatta budamız bile var. Bu da gelir, bu da geçer. Arkadaş diyeceğiz. Bunu hemen atın arkadaşlar. Biz puta tapmıyoruz biliyorsun. Ama dekor olarak güzel olmuş. Dekor amaçlı olursa kalsın. Yani bizim için bir anlam ifade etmiyor. Böyle bir garip, üzgün bir amcamız bizim. 12 milyon arkadaşlar fiyatımız. Full eşyalı olarak geliyor. Bir seyredin. Gerçekten seyredin. Yani bütçenizin dışındaysa bile bu eve her şeye değer arkadaşlar. Muazzam işler yapmışlar. Evimiz 18 aylık. 18 ay önce yapılmış. Kız kardeşinin hastalığından dolayı İngiltere'ye taşınacak. Çünkü ablası hiçbir akrabaları yokmuş. Aile bağlarından herkes vefat etmiş. Son kardeşi onun yanında olmak istiyor. Neden bu? Burada çok güzel bir kamelya alanı yapmışlar. Bir sürü botanik ağaçlar var. Kış sezonuna giriyoruz diye bunları buraya koymuşlar. Ama yazın buranın keyfine doyum olmaz. Üstü kapalı bir otopark alanımız var. Şöyle aşağıdan bir göstereyim. Aşağıda çok güzel bir 1 artı 0 stüdyo daire var. Yani burası 4 artı 1'in ilk yatak odası diyelim. Şöyle otomatik açılıp kapanan kumandalı sürgülü kapımız var. Üstü kapalı güzel bir garaj alanımız. Rahatlıkla 2 tane böyle sedan araç sığar buraya. Şimdi şurada hemen buradan başlayayım. Buraya bayıldım. 1 artı 0 stüdyo daire. Mutfağı da var. Aynı zamanda yatak odası da var. Lambalar nerede buranın? Gerçi kamera çekiyor. Bakın, çok zevkli döşenmiş. Sevmediğiniz akrabanızı burada yatırın diyeceğim ama vallahi kıyak geçmiş olursunuz. L tipi koltuk. Hemen burada bir yatak alanımız var. Şöyle çift kişilik bir yatak. Şurada şöyle bir gardırobumuz var. Biraz uzun video olacak. Çünkü ev çok büyük arkadaşlar. Birçok detay var. Burada da böyle bir alan mevcut. Mutfağımız hemen burada. Burada da böyle bir duşa kabinli şöyle bir WC'miz var. Kapının arkasında da duşumuz yok. Niye yalan söylüyorsun Erdem? Kapının arkasına bir dön de bir bak. Burada WC var arkadaşlar. Evet. Hemen dakika bir gol bir. Evet. Burası güzel. Burası çok güzel. Gençler belki burayı kapabilir. Hemen buradan devam edelim arkadaşlar. Peyzaj, bahçe inanılmaz. O kadar güzel çiçekler var ki anlatamam. Çok çok böyle güzel tropik ağaçlarla süslenmiş. Şimdi burada havuzun üstündeyim. Pardon, kış bahçesinin altındayım diyelim. Burada bakın bir depo alanımız var. Su depomuz var. Hidroforumuz var. Filtrelerimiz takılı. Ivır zıvır koyacağınız bir sürü yer var. Burada da güzel böyle bir odunluk ve şurada şöyle göstereyim karanlıktan. Göremiyoruz. Lambaları nerede buranın? Şuradan açayım bir saniye. Yandığı kadar, yanmadı kader. Tam profesyonel, müthiş bir havuz sistemi mevcut arkadaşlar burada. Şöyle tuzlar, tabletler, klorlar vesaire her şey var. Evet, hemen çıkalım buradan. Yukarıya doğru devam edelim. Evet. 3-5 basamak çıkıyoruz. Hemen çok güzel bir havuz alanı bizi karşılıyor. L tipinde böyle geniş güzel bir büyük havuzumuz mevcut.
Valla Afrika sıcakları bugün bastırdı buraya. O kadar sıcak ki anlatamam. Resmen yaz ortası. Gördüğünüz gibi rattan L tipi masa sandalye takımımız var. Binanın dış cephesi zaten mineral sıvayla yapılmış, dekoratif. Dediğim gibi alarm ve kamera sistemleri her şey takılı. Hemen şuradaki alanı cam balkonla kapatmışlar. Kış bahçesi yapmışlar. Çok güzel ama salonu bir görün ya. Of. Figenciğim seyret bak bu evi. Figen de Ankara'da. 2 gün önce gitti. Dün üst düzey bir programım vardı ama rahatsızlandı. Evet. Tüm fanlarımız ve ben başta olmak üzere acil şifalar diliyoruz. Tez vakitte iyileş lütfen. Maalesef tip 1 diyabet. İşte ara sıra böyle benim sevdiceğimi yıkıyor. Şekeri 600'lerde geziyordu vallahi. Şu an koru hastanesinde. Evet, şu güzelim salona bir giriş yapalım. Evet, devasa bir salonumuz mevcut arkadaşlar. Şuna örneğin bayılacaksınız. Bu tarafta atıyorum yemeğinizi şurada yiyorsunuz. Zaten dev gibi bir mutfak var. Yemeğinizi burada yiyorsunuz. Ondan sonra salon tarafına geçtiniz. Şunu şöyle bir yapıyorsunuz arkadaşlar. Hop. Televizyon o tarafa dönüyor. Bizim de elimizin ayarı yok ki. 3 tur attırdık vallahi televizyona. Şöyle yani. Evet. Şöyle olunca da gördüğünüz gibi çok güzel böyle bir pano bu tarafa doğru dönüyor. Burada harika bir ahşap özel custom yapılmış bir yemek masamız var. Karşıda çok güzel böyle dekoratif malzemeler mevcut. Bunlar hep kalıyor arkadaşlar. Özel eşyalarını alacaklar. Yani şöyle bir evi yapıp yerleştirmek, bunlarla uğraşmak, sistemi oturtturmak gerçekten İnsana kafayı yedirtiyor. O derece söyleyeyim yani taşınmak zor bir şey. Böyle hazır yaşanmış bir evin eksikleri olmuyor arkadaşlar. Bunları çünkü yapıyorlar. Özellikle bu İngiliz aileler gerçekten en ince ayrıntısına kadar yapıyorlar. Bakın arıtma su falan her şey var. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ankastresi, fırını, mutfağı, çift kapılı büyük Amerika böyle dizaynı buzdolabı. Yani yok yok. Aklınızda bir sürü dolap var arkadaşlar. Sadece şu salon arkadaşlar 85 metrekare. Düşünün. Ve aşağıda emekli yatak odam var. Yatak odalarımın hepsi giyinme odalı ve ebeveyn banyolu. Salonumuz muhteşem. Koltuk mobilyalar, renkler çok çok hoşuma gitti. Ve gördüğünüz gibi burada da bir odun şömine deniyor artık kuzineli diyeceğim ama değil. Bunlar yeni nesil şömine. Şöyle gördüğünüz gibi odunları yakıyorsunuz. Püfür püfür. Her yer ısınıyor. Böyle devam ediyorum şimdi. Merdivenin altında komple bakın şöyle dolaplar yapılmış. Vestiyer yapılmış. Örneğin burası vestiyer alanımız. Hemen burasında çamaşır makinemiz var. Deterjanlar vesaire her şey burada. Şurada harika bir yatak odası gene. Size hemen şuradan bir Fevzi var ya bir tane Fevzi gibi bir şarkı söyleyesim geldi size. O adam benim babam. Çok gülüyoruz Hügen'le ona. Evet bakın burada şahane bir ebeveyn banyosu, duşakabini duvardan duvara. Hemen burada da giyinme odası arkadaşlar. Evin dizaynı özel kendileri yaptırmışlar. Mimarlarına söylemişler böyle 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 istiyoruz diye. Ve hepsini o tarz organize etmişler. Ama ev harika. Dediğim gibi az önceki tanıtımımda da böyle sessiz sakin bir yerde yazlık istiyorsanız gerçekten bu bölge artık anormal derecede popüler olmaya başladı. Akbük'ün eski hali gibi böyle. Arsalar çok büyük burada. İmar 20-40. Akbük gibi 15-30 değil. Onun için
Devasa bir ev oluyor. Ortalama 330 metrekare sadece evin kullanım alanı var arkadaşlar, düşünün. Böyle devam edelim. Çok güzel bir antrehol alanı bırakılmış. Bakın, burada da gene sürgülü kapımız var. Şöyle gösterelim. Burada giyinme odası. Giyinme odasının içinden devam ediyorsunuz. Burada çok şık bir ebeveyn banyosu, duşakabinimiz mevcut. Hemen yatak odamız böyle devam ediyor. Bu arada da mobilyalar hepsi gerçekten birinci sınıf. Şöyle göstereyim. Sadece iki kişi yaşıyor burada, karı koca. Buradan da çok güzel bir geniş büyük bir balkona çıkışımız var. Orada da rattan masa sandalyemiz var. Burada da öyle arkadaşlar. Birkaç gün sonra şu evin de tanıtımını yapacağım. Sizlere kafayı yedireceğim. Evin içinde sinema var. Bildiğiniz göbek taşlı Türk hamamı var. Saunası var. Var da var. Bakın böyle arsalar artık alınıyor. Hemen şurası, şu aradan zaten gördüğünüz Bafa Gölü. Bafa Gölü'ne arabanızla gitmeniz hemen hemen, bakın araçlar şuradan geçiyor zaten. Bafa Gölü'ne gitmeniz araçla ortalama 5 dakika, 6 dakika bir mesafe arkadaşlar. Orada da çok güzel böyle tesisler var. Kahvaltı, restoranlar, işte özellikle kahvaltı yapacaksanız Çeri var orada. Çeri çok güzel bir mekan. Oraya da gidebilirsiniz. Bakın bu yatak odasından da hemen burada devasa bir kış bahçesine çıkıyor. Sadece bu kış bahçemiz arkadaşlar 20 metrekare ve hemen onun önünde tekrardan bir teras alanı var. Orada da güneşlenmek için böyle iki tane şezlong da atılmış. İnanılmaz zevkli. Evet, tam anlamıyla bayıldım. Bakın bu arsalar hep standart. Yan tarafta almış, çevirmiş. Yarın bir gün inşaatını yapacak. Bu kış bahçesi çok güzel. Bir tane kış burada, bir tane burada, iki. Bakın bu taraflarda da hep inşaatlar yapılıyor. Arsalar böyle hızlı bir şekilde satılıyor. Ama gördüğüm, yani bu bölgede gördüğüm, bence bana göre en güzel evlerin içinde bir karşıdaki, bir de bu arkadaşlar. Diğer ev de çok güzeldi. Bugün çekimini yaptığım. O da 4 artı 1 full eşyalıydı. Hop, nerede buranın düğmeleri? Adamcağız ben gittim zannetmiş. Arkamdan bütün ışıkları kapatmış. Bu yatak odasının güzelliğine bakar mısınız? Hepsi farklı farklı böyle dizayn edilmiş. ₺12 milyon. Yani pazarlık payımız da var. Gördüğünüz gibi hemen giyinme odası çok şık. Hemen burada da ebeveyn banyomuz. Karşıda çok güzel bir televizyonumuz. Az önce gösterdiğim balkonda arkadaşlar, oradan da çıkılıyor, buradan da. Bakın burada da çok güzel böyle bir yatak odasının balkonu alanı mevcut. Büyük ev arıyorum diyorsanız, benim aracım var Erkan. Sessiz sakin bir yer olsun. Şöyle kafamı dinleyeyim çocuklarımla, ailemle, arkadaşlarımla. Ondan sonra arabamız altımızda var. Denize her zaman atlar gideriz. Evimizin havuzu bize ait diyorsanız bu evi kaçırmayın arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel bir ev. Çok başarılı bir dizayn. Her şeyine A'dan Z'ye ben bayıldım. Hiçbir hata bulamadım. Özellikle şu merdivenler falan granit, muhteşem olmuş. Normalde ana giriş kapımız burası. Tabii ben tipik Erkan, her zaman olduğu gibi gittik, salondan girdik. Bakın burada da böyle bir salıncağımız var. İki kişilik böyle masa atılmış. Otoparktan örneğin girişimizi, otoparkımıza park ettiğimizde hemen buradan eve giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet, tekrardan bir salonun içine girelim. Evet, şöyle çelik kapımızı da bir gösterelim. Gayet modern ve şık. Tam 330 metrekare arkadaşlar kullanım alanı var. Devasa güzel bir ev. Gerçekten muhteşem. En çok burada vakit geçiriyoruz diyorlar. Çünkü akşamları buralar böyle çok güzel esiyor. Bilginiz olsun. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Bu güzel evimle ilgileniyorsanız 4 artı 1
4 tane ebeveyn banyosu, giyinme odaları, her şey mevcut. Aklınızda gelebilecek her türlü lüks bu evde var. Evet, bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle sizleri şimdi drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Akbük diyorum. Seyrantepe'den herkese selamlar, saygılar.